Arkadaşlar herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. DLC23'te kaldığımız yerden yine Efe'nin kadrosuyla oynamaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz Mesut Özil ile bir karşılaşma yapacaktık. Ona özel bir video yapacaktık. Nasıl ona özel bir video olacak? Yani Mesut Özil'i görmüş olduğunuz gibi böyle kadroya alarak arkadaşlar. Yani özel video bu. Mesut Özil ile oynayacağız. Bir arkada yer alıyor kendisi, zaten yeri orasıydı. Bakalım neler yapacağız kendisiyle. Gol atacak mıyız, asist yapacak mıyız, ben de merak ediyorum. Mesut Özil arkadaşlar biliyorsunuz oyunda yok. Daha önceden alanlar, elinde satmayanlar, elinde bulunduranlar şu an Mesut Özil ile oynayabiliyor görmüş olduğunuz gibi. Ama tekrardan isterdik yani, hani böyle bu tarz efsane bir oyuncuların geri gelmesini isterdik. Belki de DLC 24'te gelecektir. Bu arada DLC 24 ile ilgili güzel bir fikir buldum. Fikir derken bir bilgi buldum diyeyim daha doğrusu. Onu da sizler arkadaşlar en kısa zamanda DLC 24 hakkında bir açıklama videosu yapacağım. Erken olacak belki ama güzel bir bilgi buldum yani. Onu da sabırsızlıkla sizlere iletmek için bekliyorum. Ne diyecektim? İkinci ligdeydik en son. 12 puanımız var. 14 puanla yola devam edeceğiz ve yükselmek için 20 puan diyor arkadaşlar. Tabii ki de yükselmek zor birinci lige. Neler olacak bilmiyoruz. Transfere bir bakalım. Odegaard falan var arkadaşlar. Bir tane efsanevi var görüyorsunuz. Aşağıda da bir tane oyuncu var. Bir tane efsanevi var. Artık eskisi gibi buraya 2-3 tane efsanevi vermiyor. Ve bir tane veriyor arkadaşlar. Ve bazı etkinliklerde de artık şey zorunluluğunu getiriyor. Mesela diyor ki 3 tane Alman futbolcu olması lazım kadronda diyor. Veya diyor ki 4 tane Türk oyuncu kadronunda olması lazım diyor. Örnek veriyorum bunu. Bir İspanyol da olabilir, Fransız da olabilir arkadaşlar. Böyle o tarz ufak tefek saçmalıkları da olmaya başladı oyunda. Yani size zorla elinizdeki parayı da sattırmaya çalışıyor. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Ve Mesut Özil ile ilk maçımızı, Moskova diye bir rakibimiz geldi arkadaşlar. Adamın son 5 maçına bak. 3'ü berabere, ikisi mağlubiyet. Bakalım. Umarım bu maçta da bir mağlubiyet daha yazarız oraya arkadaşlar. Bakalım. Oha adam... Oğlum dur lan, bir dakika lan. Bu ne oğlum? Bu nasıl 3 beraberlik 2 mağlubiyet bilmem ne. Bunu birincilikten tokatlayıp göndermişler herhalde arkadaşlar büyük ihtimalle. O da ondan dolayı sinirli yani, görüyorsunuz. Silva. Nerede Mesut Özil? Gel lan buraya. Gel lan buraya Mesut. Suarez içeriye, Ronaldo. 1-1 dakika 9. Yani kime gol atıyorsun der gibi anında yapıştırdık ağzına cevabı. Moskova oyna bakalım birader. Güzel, sevdim. Bol gol heyecanlı bir karşı. İyi de birader, anladık yani, tamam bunu yapabiliyorsun. Başka bir şey bilmiyor musun? Hernandez uzaklaştır. Ronaldo sende o. Abi böyle şeyleri kaybetmememiz gerekiyor bak. İlkay. İlkay da sakat. İlkay da sakat arkadaşlar. Pogba. Önünü kapatıyorum şu an. Aleci Buffon. İki güzel hareket. Güzel bir şut ve güzel bir kurtarış. Ama tehlikeli. Kornerler her zaman tehlikelidir arkadaşlar. Pogba. Çok uzaklaştırdı, rakipte kaldı Sterling. O da tehlikelidir Buffon. Dakika 19. Ablukaya aldı bizi. Vallahi ablukaya aldı bizi. Kısa kullandı. Çok daha tehlikeli. Kim lan o? Tiklini var mı dedi. Neydi o? O demo. Oğlum. Onun vurması lazımdı ya. Hernandez. Kaptırıyoruz abi. Kaptırıyoruz. Santra'dan çıkma sıkıntımız var biliyorsunuz arkadaşlar. Aleci Buffon. Yapıştır birader. Silva. Kafayla indirdik. Rakipte kaldı yine Sterling. Alırız onu. Çok iyi. Çok iyi Sané. Şöyle bir Suarez'in... Suarez'e doğru da. Suarez orada. Kim İnce mi lan o defanstaki? Hangi Kim İnce'ydi arkadaşlar? Yanlış görmediysem. Buffon. Uyuma. Ortada hiç rakibin oyuncusu yok şu an. Kaleye vuracak mecbur, evet. Buffon çeldi. Salah. Abi yine korner, eyvah. Adam 2-1 önde. Ve yine korner kullanıyor. Kornerlerde de zayıfım. Orada zayıfız, burada zayıfız. Nerede güçlüyüz abi? At şuraya Silva. Güzel. Sür bakalım abi. Soldan sür. Sür 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 sür. Böyle tam zamanında yattı lan şerefsiz. Ronaldo. Çok büyük bir hata geldi Ronaldo. Düzelttik. Ronaldo. Vur. Güzel be. 2-2. Mesut Özil'e özel video dedik de abi, Mesut Özil nerede şu an? Gören var mı? Ayağına top değil mi şu an, anlamadım. Maçın heyecanına kapıldık, adamı unuttuk ya. Buffon kalesinden tıpkı bir ön libero gibi, kaça çıkmazsa ulan çıkmayacak sandım bir an ya.
45 artı 1 benim kaleye gelemeden bitecek zaten ilk yarı aynen. 2-2 bak güzel zevkli bir karşılaşma oldu arkadaşlar. Hemen bastık. Rakibimizin ismi de Rakipmiş bu arada. Yani yalan söylemedik yani. Rakip diyoruz bir saattir. Takımın ismi Moskova ama kendi ismini Rakip diye koymuş. Bas abi taktiği önemli. Oha 5 tane davar bir yerden soktu. Sergio Ramos. Silva. Böyle biz de klasik taktiğimizi yapalım ama. Aa bu benim. Lan. Benim taktiğe uymuyor ya arkadaşlar. Oraya attığım pasta kimse olmuyor orada o yüzden. Ben bir saattir yanlış oynuyorum. Hernandez alırsın onu. Tamam bizde o Silva. Sende o sakın. Oğlum nasıl. Kaç tane Silva var oğlum takımda. Tamam güzel güzel. Adam elini yüzüne bulaştırdı abi tamam. Tamam biz de bulaştırdık da. Adamın attığı şuttan gayet memnunuz yani şu an. Hernandez. Silva'ya güzel pas ama bayağı bir ilerisinde kaldı. Uyuma. Pogba uyuma. Adamı illa dürteceğiz abi. Ronaldo. Atar buralardan bence Ronaldo. Ah be. Topun döndüğü yere bak. Kaydettim bunu. Efe. Belki lazım olur. Kullanırsın. Abi çataldan döndü top ya. Milim ya milim. Milimle. Suarez. Mesut nerede abi Mesut? Mesut'u almadık mı lan biz oyuna? Acaba? Arkadaşlar. Mesut'u oyuna almamış olabilir miyiz? Kadrodaydı abi Mesut Sane. Çok iyi Suarez. At pasını çok iyi Ronaldo. 3 geldi mi kaleciyi çıkartacak. Kaleciyi çıkartacak ama kaleciyi çıkartması hiçbir şey ifade etmiyor. Suarez'in asisti ve Ronaldo'nun ta orta sahadan topu alıp buralara kadar gelip golü atması takımımızı 3-2 öne geçiriyor. Hernandez geriye pas. Kaleci Buffon. 4 gelir mi şöyle? Ronaldo'nun koşuna doğru kaleci çıktı kale boş. Hadi Suarez. Yaparsın Suarez. Yaparsın Suarez. 4-2. Dakika 78. Güzel. Bunu da izletmiyorum lan hadi. Acıdım sana. Van Dijk. Ben dedim abi bol gol heyecanlı bir maç olacağı benziyor dedim yani. İlk dakika 3'te gol yiyince. Zaten her zaman ben ilk golü yiyorum yani biliyorsunuz. 4-3. Son golü de inşallah ben yerim. Yani o son golde bu olur. Otomatik oyuncu değiştirmeyi kapattık mı ne yaptık ya? Hiç oyuncu değişmiyor. Silva. Ronaldo sadece dokun abi. Çok iyisiniz. Suarez oradan. Kol gibi kol. Yalnız birader bak maçı terk ettin. Yarım saat ceza yiyeceksin yani onu söyleyeyim sana. 5-3. Yalnız ne koyduk? Mesut'a özel maç dedik de. Mesut takımda mı abi? Oğlum Mesut takımda değilmiş ya. Nerede Mesut? Mesut Özil'i şöyle bir koyalım abi. Ben bu adamı nasıl koymadım ya? Az önce koymadım abi ben bu adamı. Ve full galibiyet 15 puanımız var arkadaşlar. Şuradan ödülümüzü alalım. 55 altın diyor. Burada da bir ödülümüz varmış. 25 de buradan aldık. Oh. 55, 80 altın oldu. Mesut'a özel bir video yapıp Mesut'u oynatmayan tek adam olarak tarihe de geçiyoruz bu arada. Tangier City. İyi bakalım hadi. Full galibiyetle ilerliyoruz arkadaşlar. Efe'nin kadrosuyla. Ve kadroda Mesut Özil görmüş olduğunuz gibi adam diyor. Oha lan diyor. Mesut falan var adamda diyor. Buffon var diyor şimdi. İçinden geçiriyor. Psikolojikman zaten şu an maçı kaybetti. Ben size söyleyeyim. Sane. Suarez dokun. Abi bu anlaşmayı çok sevdim ben. O getiriyor. O dokunuyor. O pişiriyor. Öbürü yiyor. Güzel. Güzel sevdim. Pogba hadi. Pogba. Oğlum Pogba. Heh. Ronaldo. Böyle Suarez'e doğru. Geri. Sola. Tamam aldık onu Mesut. Mesut'cum oyunu bok etme Mesut'cum. Ne yapıyorsun sen? Oğlum. Bak böyle şakalar makalar biz. Şakadan anlamayız yani. Ben sana söyleyeyim. Öyle topu kaptırdın mı? Ben şakadan anlamam. Böyle gelirim. Suarez'le saplarım diyecektim. Saplayamadım. Valverde. Topuk pası denedik olmadı. Hernandez. Ronaldo. Böyle bir derinlemesine pas geçer mi? Suarez'e geçmedi. Gerrit Bale. Sandro. Kaleci kim bunun? Önde baskı yapıyoruz. Matip. Önde baskı her zaman sonuç getirir arkadaşlar. Bu iyi sonuçta olabilir. Kötü sonuçta olabilir. Şu an maça odaklandığım için saçmalıyor olabilirim. Ama gol atmak istiyorum arkadaşlar. Şu an dakika 32'ler.
Adam çok tehlikeli geldi. Yalnız kalede Buffon var yani. Herhalde görmüşsündür şu an Buffon olduğunu. Az önce dikkat etmediysen. Bu sefer eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah. Hak ettik. Hak ettik abi. Benim hatam. Net benim hatam. Bu arada var ya, görüntü kalitesi bir değişmiş ya. Böyle bir tık daha böyle bir canlı arkadaşlar. Yani fark ettiniz mi bilmiyorum. Benim telefondan da kaynaklanıyor olabilir tabii, ona bir şey diyemem de. Görüntü kalitesinde bir tık değişme var. Artık yakında bu oyunu böyle kapasitesi düşük telefonlar, tabletler falan kaldırmaz hale gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun, offside. Allah'tan offside. Adam döndüydü, yapıştıracaktı. Buffon şöyle sağ tarafa doğru kullan kardeşim. Timo Silva, indir abi. Güzel. Bir tane kaldır. Sıyrıl. Ya Suarez'i de var ya, oynattığıma bakmayın, hiç sevmem. Yani hiç sevmem dedim, pek sevmem yani. Mesut'u göremedik pek. Mesut'u göremedik arkadaşlar. Hakimi aldık, güzel. Mesut ben buradayım dedi. Evet, şöyle pas. Suarez. Hemen kardeşim bak, Mesut. Yap hadi asistini. Sane. Olmadı. Pogba iyi vurur oradan. Oha, adamlar etten duvar ördü. Mane. Bizde o. Ramos. 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 Hani sen çık birader. Mesut. Mesut'a gelmedi. Eyvah, Haaland offside. Ama offside'a düştüm be. Yapmış olduğumuz çok büyük bir hata yüzünden 1-0 gerideyiz arkadaşlar. İlk maç güzeldi. 5-3 bitti. Adam çıktıydı. Çıkmasa belki yani 5-4, 6-3 gibi skorlar olabilirdi. Belki de olmazdı, bilmiyorum. Ramos. Bu arada güzel bir pas. Ulan son anda ayak koydu ya Sandro. Abi ya 2'yi yiyeceğim, Mesut'u çıkartamayız abi şu an. Buffon. Mesut'u şu an çıkartamayız. Amacımız Mesut. Amacımız o. Bir sarı alabilir miyiz? Kırmızı da olur. Güzel. Kırmızı da olur. Lan ilk defa sarı istedim, kırmızı verdi. Gir abi takıma şöyle. Yorulan kim var? Hemen bakalım. Yani herkes eşit şartlarda yorulmuş. Pogba'nın yerine kimi koyalım arkadaşlar? 10 saniyemiz var. Varan bir dakika birader. Biz de bir şey değiştireceğiz. Neyse hadi ben otomatik değiştirmeli yapacağım ya. Ellemiyorum. Şöyle taça çıkmadan adamın tam kucağına atabilir miyiz kardeşim? Güzel. Bale. Çok iyi Suarez. Ronaldo tut, geliyor. Ronaldo. Ronaldo 1-1. Dakika 69. Yine bir comeback mi geliyor acaba? Güzel. Adam kırmızı gördü ve anında 1-1 yaptık arkadaşlar. Bu çok iyi oldu. Aşırı iyi oldu yani. Bir de Mesut'la atsaydık daha iyi olacaktı. Lan oğlum bak. Bak. Ben ne diyeyim abi daha? He? Ben daha ne diyeyim? Adamın attığı iki golde benim yaptığım büyük bir hatadan dolayı. İki tane adam birbirine girdi orada. Ya burada benim yapacağım bir şey yok. Burada benim yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Yani benlik bir şey yok yani orada. Alırsak gol gelir. Alırsak gol gelir dedik. Bizi haksız çıkartma diyecektim Dybala. Seni nereden koydum Dybala? Mesut. Kullandı korneri, hadi. Ay senin kafana be. Oğlum sen ne salak bir adammışsın ya. İlk maçlarda zaten bunun yüzüne yemiştik golün birini. Dakika 80'ler. Yani Mesut'u çıkartmayayım çıkartmayayım diyorum da beni birazcık zorluyor arkadaşlar. Adamın yedekleri de hep sol. Hadi şuraya bunu koyayım bari. Böyle oynasın. Dembele var. Yani kimi koyacağız abi? Bastım. Laf olsun diye bir tane oyuncu değiştirdik. Yani kadroya, yedeklere de hakim değilim ya. Ondan dolayı. Dakika 80'ler arkadaşlar. Bence böyle kullanarak yanlış yaptı. Bak. Oğlum bir çekilin lan bir. Uçan kafa olmadı. Varan gir bakayım hadi. Tamam abi uzatmayın. Adamın kafası niye lacivert öyle? Lan sen nereden çıktın ya? Olaya bak. Orada adam mı vardı? Radar diye bir şey var değil mi? Kullansak iyi olur. Silva. Attı çalımını Silva. Açamadı ortasını Silva. Diaz. Aldık ondan. Benzema'dan aldık. Geriye pas verdi. Dönseydi aldıydım. Adam dakikaya oynuyor arkadaşlar. Şu saatten sonra diyeceğim. Dakikaya oynamıyor. Bildiğin oynuyor yani. Yani ikinci karşılaşmada yaptığımız büyük hatalardan dolayı maçı kaybediyoruz büyük ihtimalle.
Burada topu kapıp bir ani kontra atak yakalayabilirsek diyecektim. Yakalayamadık. Direkten döndü değil mi bu arada o? Havadayken bitecek büyük ihtimalle. Aynen. 2-1 kaybediyoruz. Ama yapmış olduğumuz büyük hatalardan dolayı gol yedik. Yani son golde özellikle benim yapacağım bir şey yoktu. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben bundan tam zevk almadım. Mesut'la ben ileriki günlerde bir karşılaşma daha oynarım, atarım arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bunu sende hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple, oyuncu FK içerik burada, her bir özgün, her bir bomba. Abone ol sende hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple, oyuncu FK içerik burada, her bir özgün, her bir bomba.